Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İzmir'e gidiyoruz. Ailelerimize sürpriz yapalım dedik. İşe başlamadan Ufuk'un da hazır izni varken böyle bir hafta bir İzmir'e gidelim. Ailelerimizi görelim. Onlara bir sürpriz yapalım dedik. İşe başladığımda sadece hafta sonları görüşebiliriz. O yüzden İzmir'e gidiyoruz. Bavul hazırlayacağım. Birlikte hazırlayalım dedim. Şöyle bir haftalık kalacağız. Yani cumartesi gideceğiz. Haftayı tamamlayıp cuma günü nasipse evimize döneceğiz. Hadi gelin birlikte bavul hazırlayalım. Çok bir şey almayacağım zaten. Kombin kombin şeklinde alacağım. Kimseye söylemedik. Dedim ki sürpriz yapalım. Ne sizinkileri söyle ne bizimkileri söyle. Hiç kimsenin haberi yok. Buse hatta yazmıştı bana. Ona ben bir şey attım. Bir video atmıştım. Keşke sen de gelsen birlikte gitsek falan demişti. Ben de hiç bozuntuya vermedim. Bu hafta onunla da görüşürüz. Onu da çok özledim gerçekten. Benim en yakın arkadaşım. Hadi bakalım bavulumuzu hazırlayalım. Sonrasında da manikür yapmak istiyorum. Duşa falan gireceğim. Bugün böyle bakım günü olarak ayırdım. Ha öncesinde ben bugün Mall of İstanbul'a gittim. Kabanla ilgili. Çoğunuz çok yakıştırmışsınız. Çok güzel olmuş. Değiştirme falan yazanlar da oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de çok beğendim kabanı. Yüksek ihtimalle değiştirmeyeceğim zaten. Çünkü şöyle bir niyetim vardı. Biliyorsunuz o eklediğim kaban vardı ya yan tarafı. O zaten 2000 liraydı. Bu da 1000 liraydı. Ufuk'la konuştuk. Yani 1300 lira yeni sezonda bir kaban gördüm Zara'da. Çok hoşuma gitti. Şu an hiçbir yerde stoğu yok ama stok gelirse onu alırım. Şık renk, bej rengi alırım onu da. İki tane kabanım olmuş olur. Ha, 2000 lira gibi düşünürsek. Çünkü ben o 2000 lirayı gözden çıkarmıştım. O yüzden bu kalsın. Bunu değiştirmeyeceğim. Öncelikle Yunus Emre'ye götüreceklerimi ayarlayayım. Çünkü Ufuk'un dar gelen kıyafetlerini ayırdık biz hafta sonu kilo aldığı için. Kardeşim de zayıf olduğu için Ufuk'la bedenleri aynı. Muhtemelen ona olur. Hadi gelin şimdi onları ayarlayalım önce. Şimdi farklı bir açıdan çekelim istedim. Kabin içi bavulum var. Ben bu bavulları hepsini Domestos'la Klorak'la yıkadım arkadaşlar. O yüzden şu an gönül rahatlığında böyle açabiliyorum. Bu kabin içine Yunus Emre'ye götüreceklerimi koyayım. Şöyle ayırayım. Bavula yerleştirme kısmı zaten en kolay kısmı. Şimdi şu pantolonumu alayım. Bunu yeni aldım ben. Straight bir pantolon. Şöyle bu sezon çok moda ya. Buraları yapışıyor. Alt kısımları bol. Giddiğimde üstümde görürsünüz. Güzel bir pantolon. Kombin kombin gidelim. Gri pantolonumun üstüne bu triko kazağımı alıyorum. İkisi güzel bir kombin olmuştu. Şu eşofmanımı alayım. Bir tişört alayım. Şu Trendyol'dan aldığım gömleğimi alayım. Bunu giyerim. Giyerim diye düşünüyorum. Bir yere çıkarsak. Şunu alayım. Trendyol'dan aldığım şu pantolonumu. Şunu alıyorum. Yeni yıkadım, ütüledim ben bunu. Direkt bavula da böyle yerleştiririm. Bununla bu. Şöyle mini aglarım var benim. Bunları götüreceğim. Bu inanılmaz güzel bir ag arkadaşlar. Pegia markasına ait. Bu alt kısmı sert. Asla böyle sünger değil. Görüyorsunuz zaten. Sert kısmı full tüy. Geçen seneden beri giyiyorum. Çok 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 memnunum. Dış kısmı süet. Gerçekten çok güzel. Biz aldığımızda 500 küsürdü. Pakizane bana hediye almıştı. Doğum günü hediyesi. Şu an çok artmış. Ama kesinlikle hakkını veren, hak eden bir marka. Çok memnunum. Aşırı güzel. Sıcacık tutuyor ayaklarımla giderim diye düşünüyorum zaten yüksek ihtimal. Ya da aglarımı giyerim. Skechers'larımı yanıma alayım. Arabayla gezeceğimiz için genel olarak bot tarzı bir şey götürmeyeceğim. Sanki annemlerde de bıraktım diye hatırlıyorum zaten bir tane botumu. Bot götürmeyeceğim. Bu tamam. Bunun üstüne bunu alayım. Gri jeanle de giyebilirim. O yüzden iki kombin almış gibi oldum. Şunu alsaydım siyah pantolonla gri kazak yerine. Bence bunu alayım gri kazak yerine. İkisini de alayım ya. Tamam, evde giyecek olarak da
şu takımımı alayım. Çok mu abarttım? Bir hafta. Yok, iyi. Hadi ufağa geçelim. Şunu alayım ve bunu alıyorum. Takım takım alalım. Şimdi Ufuk için de. Ufuk tam bir eşofman canavarı. Çok seviyor. Şu eşofmanını alıyorum. Şunu bu bununla olmaz da. Hah, tamam. Bunu bu eşofmanı şununla giyer. Bunu yeni aldım. Biliyorsunuz yıkadım da daha tam kurumadı. Kuruyunca eklerim bavula. Bunu bununla giyer. Bu triko kazağını alıyorum. Zara'dan aldığım pantolonu alıyorum. Şunu alayım. Bunu çok seviyor. Bunu annem ona hediye almıştı. Altın Yıldız'ın bir ürünü. Paylaşırım linkini isterseniz. Çok güzel. Polar aşırı seviyor bunu. Sıcacık tutuyor. Hani sevgilileriniz varsa sevgililer günü de geliyor. Hediye alabilirsiniz. Fiyatı da şu anda uygun. Şu an 250 lira falan galiba. Şunu giyiyor, evet. Şunu alalım. Yarın giderken de bunu giyer, o siyah eşofmanın üstüne. Bugün ona bere aldım ben mağazada. Şöyle iki tane bereleri baya kötü olmuştu. Bir tanesi şöyle bir bere. Bir de şöyle bir bere. Şunu çok beğendim. Gelsin bakalım. Olursa hemen yıkayayım bunları, sabaha kadar kurur. Şimdi Ufuk'la konuştum. Sabah 8 uçağıyla gidecekmişiz. O yüzden ben bütün işlerimi şimdiden halledeceğim. Makyaj malzemelerimi ayarlayacağım. Çok seviyorum. 200 görünüyor mu bilmiyorum. 266 Margiela'nın mis gibi kokuyor. Bildiğiniz pudra, bebek gibi kokuyor. Bunu alayım. Bitsin. Oradan yenisini alırım zaten. Ufuk da kendine hangisini istiyorsa gelince karar versin. Ha, kremlerimi koyayım bir de. Bir de serumumu koyacağım. Bu kadar. Benim bir de böyle seyahat kitim var. İşte içerisine yüzük ama jelimi, toniğimi, biraz Listerin koymuştum. O azalmış. Birinde Listerin vardı. Ha. Bu saç bakım yağı. Bunu direkt çıkarabilirim. Süper. Şuna Listerin ekleyeyim. Bu da tamam olsun. Diş fırçası almıyorum. İzmir'de vardı diş fırçalarımız. Fırçalarımı alayım. Pudra fırçam, allık fırçam, kapatıcı fırçam. Şu bir de karıştırma fırçası alayım. Tamam. Ya size son olarak şunu da göstermek istiyorum. Sonra artık bugünü kapatacağım. Yarın devam edeceğim. Bakın bana bir sayfa ulaştı. O kadar tatlı bir çanta hediye gönderdi ki. Yazın falan o kadar çok kullanırım ki. Mom jean, işte beyaz tişört. Hatta bir kombin yaptım. Şuraya ekleyeyim, Instagram'da paylaştım. Bakar mısınız? Çok güzel renkleri. Bayıldım. Bir de kadife göndermiş. Yeşil kadife. O da çok tatlı. O yıkandı. Kuruyor şu an. Onu da sonra gösteririm. Sayfaya ekleyeyim. Siz de bakın. Dolap hesabı da var. Yani kadın girişimcilere destek olmak lazım. Zaten çok güzel yapmış ya. Baksanıza. Duşa girmeden dedim ki bir üstümü değiştim. Şipşak hemen şöyle bir tava böreği yapayım. Tavada börek. Çok da lezzetli oluyor. Benim yine uydurmasyon tariflerimden biri. Bir kere yaptım, bayağı güzel oldu. Sevdik Ufuk'la.
tamam. Burada biraz ıspanağım vardı, ayı kalmış. Bunu kullanacağım. Lor peynirim var. Bir kase aldım. Yufkayı. Şöyle. Uzun uzun kesiyorum. Şimdi. Gördünüz mü? Çok da pratik. Çok uzun oldu. Şöyle yapacağım. Bu arada bu makası ben makineye atmıyorum. Elimde yıkıyorum. Şimdi böyle bir açtırayım bunları. Bir yumurta kırıyorum. Bir su bardağı kadar süt ekliyorum. Sıvı yağ ekliyorum. İçerisine dilediğiniz baharatları atabilirsiniz. Ben biraz karabiber atacağım. Tuz. Kırmızı toz biber. Bunu çırpıyorum. Şimdi bunun içerisine döküyorum. Sonra ıspanağı da ekliyorum. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Elimle karıştıracağım. Şöyle geniş bir tava aldım. Ocağın altını yakıyorum. Güzelce sıvı yağ döküyorum. Şimdi bu harcıma yaptığım yufkalı karışımı döküyorum. Bayağı da yanmak üzere neredeyse. Şöyle üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Şöyle dörde alayım. Yavaş yavaş hemen pişsin. Gösteriyorum. Bakın. Çıtır çıtır oluyor. Alt biraz daha pişsin. Bakın pişti. Şekil olarak böyle çok muazzam bir şey beklemeyin. Hani uğraşırsanız yapılır ama tadı gerçekten enfes oluyor. Mutlaka deneyin bu böreği. Ben de duştan çıktım. Hemen şu kırmızı peeling maskesini uyguladım. The Press markasının. Çok memnunum. Bayağı güzel yapıyor. Suratıma ilk çektiğim videoları hatırlıyorsunuzdur. Bayağı kötü lekeler vardı. Artık yavaş yavaş geçmeye başladı. Bu maskeyi yaklaşık bir 15 dakika tutuyorum. Sonrasında yıkıyorum. Yine aynı şekilde rutinime devam ediyorum. Toniğimi, nemlendiricimi. Bu şekilde artık bugünü kapatıyorum. Yarın uçakta açarım. Görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Biz
kalktık, hazırlandık, havalimanına geldik. Şimdi uçuşumuzu bekliyoruz, kapıya doğru gidiyoruz. Artık İzmir'de görüşürüz. Biz geldik, şimdi tüm aile toplandık, kahvaltı yapacağız. Pakizannelere geldik. Annem çayları dolduruyor. Bayağı bir oturduk pakizannelerde. Muhabbet, sohbet, annemler de olur. Annemler de orada. Şimdi onlar işte akşam ne yiyeceğiz yemek telaşına girdiler. Ben rahatım. Bu hafta ne yiyeceğiz derdi yok. Biz de Buse'yi görmeye geldik. Ona sürpriz yerin önünde bekliyoruz. Aradım, açmadı. Muhtemelen müsait değil. Açınca hemen yanına gideceğim. Bir şok olsun. Bakalım ne yapacak. Tepkisini çok merak ediyorum. Eve geldik. Hemen bir yemek telaşına başladık. Gelirken de şöyle Migros'a uğradık. Ufuk'la köstebek pasta aldık. Köstebek pasta yapacağız. Annemler yemeğe girişmişler. Buse'yi aldık. Biraz bir ağlama faslı yaşandı. Şimdi yemek yapacağız. Patatesler. Burada da köfte yapılıyor. Ben ne yapayım şimdi? Köfte pilavı yapalım. Bile yapmıştım. Benim de zaten kötü. Tur aldı da anne. Şimdi bilmiyorum seçim nasıl bir şey yapmayı düşündüm. Ya şey sos koyacağız. Sos koyup fırına vereceğiz. Tamam. Ama öyle bir kendine bir gün bakıyor ki Hüseyin Bey içeride. Bu İstanbul. Bize anahtar ettiğimiz o. Evvel demiş birisi geldi zorluyor şimdi kapıyı. Ay. Ama ben de dövmeye hazırlanıyorum. Bir şey alman lazım salonda. Ha, uğraşmayayım o zaman. Aynen. Dur azıcık bekle. Ocağın üstünde şey yapıp ver ya. Çok az yumuşasın. Peteğin üstüne olmuş, koy ya. Olmuş. Şöyle ya. Sen hiç uğraşmasın. Burası sen şöyle ben yapamayacağım. Bu şiş burada köstebek pastayı yapıyor. Bu şiş köstebek pastaya devam. Krem jantiyim bir zorlukla çırptım küçük şeyde. Şimdi burada domatesli sos yaptık. Salça, domates konservesi, bir tane normal domates rendeledik. Sarımsak, tuz, karabiber. Bunun üzerine köfte gelecek. Of, çok iyi. Evet, köfte, patates hazır. Hem pratik hem güzel bir yemek. Şimdi keki döküyoruz. Bir yandan da sofrayı hazırladık. Yemek pişmek üzere. Yemek çıktığı gibi bu pastayı atacağız. Yemek pişti. Keki şimdi atıyoruz fırına.
pahalama kahvaltıya geldik. Hemen şöyle hızlısından bir kahvaltı. Burada İzmir gevreğimiz. Normalde simit diyorsunuz arkadaşlar buna ama İzmir gevreği bir tık daha farklı ve burada tabii ki İzmir'imizin sembolü boyozumuz. Sadece boyoz bile olsa bana yeter vallahi, çok seviyorum. Etin kokusu yok yağda. Hadi yağda. İçerim ama çok içmeyeyim. Domuz etin ya bu mu? Domuz etin ya bu. Çok oyuncak şimdi. Ne? Tamam. Kim dedi onu? Kaplumbağayı bile alıyor böyle eliyle. Ben hayvanları çok severim. Şey yapmıyor da böyle hani irkilmiyor. Kötüden onu gelin biraz kapı. Bebiş. Köyde almış gelmişsin yani. Getirmiş kapı. Bahçeye girmiş alıyor Betül. Ama çok sihirli sadece. Bahçeye girmezsen de bitir. Hmm. Yok aklına niye tuvalete kaplumbağa girmiş de Ufuk bağırıyor. Köydeyken. Küçücük köşede duruyordu ya. Senin onunla yatak gece bir tane dayısı olmaz mı? Yok. Günde bir tane. O bayağı iyi gelir sana. Sen akşamüstü biraz fark edersen 6-7 oğlum. Onu yiyip gelip gelmeden olmaz. Arkadaşlar biz şimdi halamlardan geldik. Anıl abilere geldik, Ufuk'un kuzenine. Videoyu bitireyim diyorum. Bayağı uzun bir video oldu. Zaten bir hafta kadar İzmir'deyiz. Bol bol İzmir vlog gelir. Mika yiyeceğim şimdi mamanı. Şimdi mamanı yiyeceğim. Ben yiyeceğim mamanı. Bakar mısınız Ezgi'nin çiçeğinin güzelliğine? Çok güzel değil mi? Videoyu kapatmadan. Şunun da güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bu kızın da evi çok tarz ve güzel. Neyse hadi gelin videoyu kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.